Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik örnek banko üyeleri özel çalışma sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sınavlarda sık sık çıkan 25 adet örnek sınav soruları çözüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Açıklamalı bir şekilde izle kazan, katıl kazan, mutlaka üyeleri özel soruları da çözün arkadaşlar. Özel güvenlik 2021-2022 örnek üyeleri özel çalışma sorularını çözmek için arkadaşlar mutlaka kanalımıza abone olup kanalımızı arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. YouTube, Dedim Şeker Akademi, Ehliyet SRC özel güvenlik kanalı ve aynı zamanda Instagram'dan da bizleri takip ederek %100 sizlere çıkacak soruları çözüp sınavınızda başarılı olabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Evet arkadaşlar, sorulara geçmeden önce tutanak çeşitleri hakkında sizi bilgilendirelim. Tutanak çeşitlerimiz olay yeri inceleme, tanık, mağdur, müşteki ifade tutanağı, 3 üst arama, 4 değer tespit tutanağı, 5 yer gösterme tutanağı, 6 ihbar tutanağı, 7 suçüstü tutanağı, 8 yangın yeri, 9 buluntu eşya tutanağı, 10 müracaat, 11 nöbet devir teslim tutanağı, 12 arama, yakalama, el koyma tutanakları ve 13 teslim tutanağı olarak tutanak çeşitlerini söyleyebiliriz. Tutanak çeşitlerinden sık sık sınavda sorular geliyor arkadaşlar. Bakın hemen sorumuz, birinci sorumuz tutanak çeşitlerinden, aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir? Evet, bakın tutanak çeşitlerinde değildir. Tespit tutanağı, ihbar tutanağı, suçüstü tutanağı, müracaat tutanağı, devriye tutanağı. Dikkat ederseniz arkadaşlar A, B, C, D. Bakın hepsi tutanak çeşitlerinde var ama devriye tutanağı tutanak çeşitleri arasında yoktur. Edirne seçeneği doğru cevap. İkinci sorumuz yine tutanakla ilgili. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? A. Giriş, başlık, gelişme, sonuç, tarih, imza. B. Başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih, imza. C. Tarih, giriş, gelişme, sonuç, imza. D. Giriş, başlık, sonuç, özet, imza, tarih. E. Başlık, gelişme ve sonuç olarak verilmiş. Öncelikle tabi tutanağın bölümlerinden arkadaşlar birinci başlık, değil mi? Başlık birinci sırada olması gerekiyor. Başlık, giriş, bir giriş atıyorsunuz, daha sonra gelişme, sonuç, tarih ve imzayı atarak tutanağı tamamlıyoruz. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz sık sık sınavlarda gelen sorulardan. Özel güvenlik görevlisinin yetkileri bütün sınavlarda özel güvenlik görevlisinin yetkililerinden gelir. Kimlik sorma yetkisi, arama yetkisi, emanete alma ve el koyma yetkisi, iş yeri ve konuta girme, 5 yakalama yetkisi, 6 zor kullanma, 7 silah bulundurma, taşıma yetkisi, 8 suça el koyma ve delilleri muhafaza etme yetkisi özel güvenlik görevlisinin yetkileri arasındadır. Sorumuz aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? Bakın, özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir. A. Parmak izi ve fotoğraf çekme. B. Gözaltına alma. C. Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama. D. İfade alma. E. Delil inceleme. Evet arkadaşlar, burada verilenlere baktığımızda yine özel güvenlik görevlisi güvenlik sistem cihazlarıyla arama yapabilir. Diğerleri özel güvenlik görevlisinin yetkileri arasında yoktur. Evet, hemen 3. sorumuz cevabı Ceyhan dedik. 4. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? Bakın, az önceki görevlerindendir. Bu da yetkilerinden değildir soruyor. Bakın. A. Görev alanında önleyici arama var arkadaşlar. Özel güvenlik yetkilerindendir.
B. Kamuya açık alanda genel kolluğun denetimde üst arama yapabilir. C. Görev alanındaki suça el koyma koyabilir. D. Görev alanında işlenen suçla ilgili konutta arama. Bakın. E. Tabii kaynak, tabii afet hallerinde arama kurtarma görevlerine yardım etmek. Evet, bunu da yapabilir. Ama Denizli seçeneği arkadaşlar özel güvenlik güvenliğinin yetkilerinde değildir. Konutta arama yapmak, evet, güvenlik güçlerinin görevidir. O da izin almak şartıyla. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzdan önce devriye yöntemlerinden mutlaka sınavda soru geliyor arkadaşlar. Devriye yöntemleri olağan devriye, rutin, dairesel devriye, geri dönüşlü devriye, planlı devriye belli bir program dahilinde. Planlı devriye nedir? Planlı, bakın planlı değil mi? Bir program, plan yapılmış. Yetkili amirler tarafından önceden belirlenen, personellerin uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye, planlı devriyedir. Olağan devriye nedir arkadaşlar? Olağan, rutin. Devriye görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele, rutin gezilmesi değil mi? Olağan olarak herhangi bir şey, kimseye bir şey söylemeden gidip ne yapmak? İşte gezeceğiniz yeri rastgele gezmeniz, kimsenin haberi olmadan. Değil mi? Evet. Rutin devriye, rastgele gezilmesi. Dairesel devriye nedir? Dairesel devriyede devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Dairesel devriye. Geri dönüşlü devriye nedir? Geri dönüşlü devriye de devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi. Evet. Geri dönüşlü devriye de yine aynen kontrol ettiğini tekrar kontrol etmektir. Evet, hemen sorumuz bakalım. Özel güvenlik görevlisi Hasan parkta mesai saatleri içerisinde 2 saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Evet, burada bakın bir ne var? Bir plan var değil mi? Bakın 2 saatte bir. Enerji merkezi ve su deposunu kontrol ediyor. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye hangisidir diyor. Rutin, rastgele, planlı, dairesel, geri dönüşlü. Tabi burada bir plandan bahsetmiş değil mi? Evet. Evet, burada dairesel bir, evet arkadaşlar bakın burada bir plandan bahsetmiş. Evet, planlı devriye. Evet, planlı devriyeden bahsetmiş. C seçeneği doğrudur. Evet. Altıncı sorumuz. Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye nokta nokta denir. Yukarıda boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Beden dili. B. Sempati. C. Etkileşim. D. Jest. E. Mimik. Evet arkadaşlar, burada dikkat ederseniz sempatiden bahsetmiş değil mi? Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmayı benimseme sempatidir. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen yedinci sorumuza geçelim. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin X-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın X-ray cihazlarıyla ilgili de sınavlarda sık sık sorular geliyor arkadaşlar. A. Taşıma ruhsatı bulundurduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir. B. Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir. C. Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır. Sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır. Evet arkadaşlar. Bakın burada
önemli bir püf noktası var. Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz. Bineceği uçağın pilotuna sorulur. Evet, burada Ceyhan seçeneği doğrudur arkadaşlar. Cevap. 8. sorumuza geçelim. Kimyasal delillerden gelmiş. Bakın, olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasal delillerdir. Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve kimyevi maddeler nedir? Kimyasal deliller arasındadır. Burada sorulan soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? Kıl, lif, boyalar, kartuş ve kova. Evet arkadaşlar, burada kimyasal delillere boyalar girer. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 9'a bakalım. 9. Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştirdiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder? A. El koyma. B. Zor kullanma. C. Yakalama. D. Arama. E. Hiçbir biri. Tabii burada da zor kullanmayı ifade eder. Bakın, direnmeden bahsetmiş değil mi arkadaşlar? Direnme ve saldırının mahiyetine göre, derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet kullanmak nedir? Zor kullanmaya girer. 10. sorumuza geçelim. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ne denir? Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir? Resmi yazı, tutanak, rapor, not alma, delil. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz rapor veya tutanak tutmak, değil mi? Tutmak nedir? Not almaktır. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 11. sorumuza geçelim. Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A. Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur. B. Kalabalık ve ilgisiz kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. C. Olay hemen genel kolluğa bildirilerek ilk ekibin gelmesi sağlanır. D. Olay yerinde bulunan suç delilleri muhafaza edilir. E. Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır. Evet, burada da şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur diyor arkadaşlar. Bu yapılmamalıdır, değil mi? Ayrı ayrı yerlerde bulundurulması gerekir. 12. sorumuz. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, hemen bakalım verilenlere. Komisyon kararlarını oy çokluğuyla alır. B. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. C. Çekimsel oy kullanılabilir. D. Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır. E. Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır. Evet. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Özel güvenlik komisyonu tabii ki çekimsel oy kullanamaz. Ceyhan seçeneği yanlıştır. 13'e bakalım. Hangi suçluların emniyet birimlerinde işgal tanımları bulunmaz? Evet. A. Adam öldürme. B. Trafik kuralları ihlali. C. Gasp. D. Kapkaç. E. Çete oluşturanlar. İşgal. Emniyet birimlerinde işgal tanımları bulunmayanı sormuşlar bakın.
Trafik kural ihlallerini yapanlar emniyette işgal tanımları bulunmaz. Bursa seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı değildir? A. Kanamanın hızı. B. Kişinin cinsiyeti. C. Kişinin fiziksel durumu ve yaşı. D. Kanamanın olduğu bölge. E. Kanamanın miktarı. Evet, burada da arkadaşlar kanamanın ciddiyeti tabii ki kişinin cinsiyetine bağlı değildir. Erkek ya da bayan fark etmez, değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 15. Aşağıdakilerden hangisi sara nöbeti geçiren bir kişiye yapılması gereken işlemler arasında yer almaz? A. İstemsiz hareketler sırasında kendisine zarar vermesini önlemek gerekir. B. Sıkan giysiler gevşetilir. C. Çevredeki kesici yaralayıcı cisimler uzaklaştırılmalıdır. D. Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz. E. Hastanın kendisine zarar vermemesi için bir iple sıkıca bağlanması gerekir. Tabii ki kesinlikle bir iple vesaire. Bakın iple sıkıca bağlanması gerekir diyor. Çok yanlış bir hareket değil mi? Hastanın kendisine zarar vermemesi için asla bağlanmamalıdır. Evet, krizin kendiliğinden geçmesini sağlamamız gerekiyor. Sara nöbeti, sara krizi geçiren hasta yaralılara müdahale edilmez. Herhangi bir şeyle koklatılmaz, soğan koklatılmaz vesaire. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Kişinin başını sağa sola çarpmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Evet, 16. sorumuza geçelim. Reflekslerin ortadan kalkması ve kişilerin ağrılı uyaranlara cevap vermemesi durumuna ne denir? Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Koma, kırık, çıkık, burkulma, kanama. Arkadaşlar koma uzun süreli bilinç kaybıdır. Yani reflekslerin ortadan kalkmasıdır, değil mi? Kişilerin ağrılı uyaranlara cevap vermemesi. Yani uzun süre bilinç kaybına biz koma diyoruz. Burada da komanın tanımını vermişler. Bakın 16. sorumuz cevabı Adana seçeneğidir. Önemli sınavlarda sık sık geliyor yine. 17. Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine tipik bir örnektir? A. Hızlı yanma. B. Yavaş yanma. C. Kendi kendine yanma. D. Sıralı yanma. E. İçten yanma. Evet. Demirin de paslanması yavaş yanmaya örnektir arkadaşlar. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz. Gelişen teknoloji ile birlikte yangınlarla mücadelede etkin bir rol oynayan yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez? A. Isı. B. Alev. C. Koku. C. D. Duman. E. Ses. Evet, ısı, alev, koku, duman. Arkadaşlar buna alarm üretir değil mi? Yangın algılama sistemleri üretir ama sese üretemez. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. 19. sorumuza bakalım. Dinleyicinin konuşana anlattığı ile ilgilendiği onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimi veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Savunucu dinleme. B. Aktif dinleme. C. Görünüşte dinleme. D. Yüzeysel dinleme. E. Seçerek dinleme. Evet, burada da neden bahsetmiş? Aktif dinlemeden bahsetmiş. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 20. sorumuza geçelim. Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Grup oluşumu. B. Grup dinamiği. C. Grup çatışması. D. Grup bağlılığı. E. Grup normu. Evet. Grup dinamiği değil mi arkadaşlar? Evet. Bursa
seçeneği doğrudur. 21'e bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlileri zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadırlar? Anayasa B 2935 sayılı olağanüstü hal kanunu, C Türk Ceza Kanunu, D 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu, E 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanun. Evet, tabii ki özel güvenlik görevlileri zor kullanma yetkisini Türk Ceza Kanunu'ndan almaktadırlar arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 22. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından biri değildir? A. Korunan kişinin hayatını korumak. B. Korunan kişinin vücut bütünlüğünü korumak. C. Korunan kişiyi utandıracak durumdan uzak tutmak. D. Korunan kişiyi gülünç duruma düşürücü hallerden korumak. E. Korunan kişinin özel işlerini takip etmek. Tabii ki burada bakın, korunan kişinin özel işlerini takip etmek yakın korumanın amaçlarından birisi değildir arkadaşlar. Cevap Edirne seçeneğidir. Evet, 23. soruya geçmeden hemen ilk yardım, acil tedavi ve ilk yardım temel uygulamaları, ilk yardımın öncelikli amaçları hakkında sizi bilgilendirelim arkadaşlar. İlk yardım nedir? İlk yardım, olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın eldeki imkanlarla yapılan ilaçsız tedaviye ilk yardım diyoruz. Bunu yapan ilk yardımcıdır. Acil tedavi nedir? Acil tedavi de sağlık personeli tarafından yapılan ilaçlı tedavi. Doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan müdahaledir. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? İlk yardımın öncelikli amaçları hayati tehlikeyi ortadan kaldırmaktır, değil mi? Çevre güvenliğini sağlamak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesini kolaylaştırmaktır ilk yardımın öncelikli amaçları arasında. İlk yardımda temel uygulamalar nelerdir? Temel uygulamalar koruma, bildirme ve kurtarmadır. Koruma nedir? Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Evet, olay yerine gittiniz. Olay yerinde ikinci bir kaza olmaması için olay yerini kontrol altına almak korumaya girer. Bildirme nedir? Olay yerindeki hasta yaralıları doğru bir şekilde karşı tarafa, yani numarayı aradığınızda karşınıza çıkan kişiye bildirmeniz, değil mi? Hasta yaralıların sayısını, durumunu net bir şekilde adres bilgilerini vererek bildirim yapabiliyoruz. Üçüncü neydi? Kurtarma. Kurtarma da olay yerinde hasta yaralılara müdahale etmek. Yani hızlı ancak sakin, bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani temel yaşam desteğini uygulamamız gerekiyor, değil mi? 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefesi de kurtarmada ne yapıyoruz? Yapıyoruz arkadaşlar. Evet, hemen geçelim. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? Koruma, bildirme, kurtarma. Evet. Değil mi? Bakın hemen Adana seçeneği de vermiş. Evet. Cevap, diğerlerini okumama gerek yok. Evet, hemen 24. sorumuza geçelim. Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir? A. Özel güvenlik tedbiri. B. Şahsi güvenlik tedbiri. C. Fiziki güvenlik tedbiri. D. Yakın koruma tedbiri. E. Koruma çemberleri. Evet, tabii ki burada da fiziki güvenlik tedbirleri denir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz arkadaşlar, yangınlarla ilgili sınavlarda sık sık gelen sorulardan. Soruyu okumadan önce açıklamamıza bakalım. A sınıfı yangınlar
Yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü genellikle organik esaslı katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katılarıyla ilgili yangınlardır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. Evet arkadaşlar. D sınıfı yangınlar metal yangınları, yanabilen hafif metallerdir. T sınıfı yangınlarda pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı yangınlardır. Yani bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar da F sınıfı yangınlar grubuna girer. Buradan da sınavlarda sık sık sorular geliyor. Hemen sorumuza bakalım. Metal yangınları, yanabilen hafif metaller hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar? Bakın metal yangınları, yanabilen hafif metaller B, A, D, C ve F sınıfı şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar Ceyhan seçeneğindeki D sınıfı yangınlara girer. Metal yangınları, yanabilen hafif metaller. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Bundan önceki atmış olduğum soruları mutlaka kanala katılarak üyelere özel soruları da kanala atıyoruz. Ayrıca arkadaşlar 2021-2022'de 94, 95, 96 dönemlerinde sizlere çıkacak örnek sınav sorularına erişebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.